Peş peşe sorular sormuş. Sayın hocam, biraz kapsamlı ve birçok konuyu içeren bir sorum var. Rahmeten lil alemin de sözü edilen alemler yalnızca cinler ve insanlık alemi midir? Yoksa burada sözü edilen 18 bin alemin tamamı mıdır? Bunu nasıl anlayacağız? Allah elçisi sadece bu dünyada yaşadı diye biliyoruz ama alemlerin hepsine birden nasıl rahmet olabilir? Ha, ve me'arsenlâke illâ rahmetel alemin, onu söylüyor. Yani bu alem kelimesi yerine ve durumuna göre bilir. İnsanlarla ilgili konuştuğu zaman insanlar için demek demiş Ahirette oluyor. peygamberliği sürecek mi diyor buna bağlı olarak. Ahirette peygamberliğe gerek yok ki, her şey olmuş bitmiş. Herhalde bir makam olarak belki. Yani rahmeten lil alemin burada şöyle yapılıyor. Ve ma ersennâke illâ rahmeten lil alemin diyor Allahü Teala. Ersennâ, rasul olarak göndermek. Seni rasul olarak göndermemiz sadece aleme merhametimizden, ikramımızdan dolayıdır. Yani rasullüktür rahmet olan. Ama tutarlar rasullüğü bir kenara bırakırlar, Muhammed'in şahsiyeti haşa rahmet olur. Öyle anlatmıyorlar. Onun kişiliği değil, onun rasullüğüdür rahmet olan. Ve o rasullük gereği olanlar da burada duruyor. Şimdi bunu bir kenara atacaksınız. Ondan sonra da haşa Resulullah'ı tanrılaştıracaksınız.